Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok merak ettiğiniz çocukluğumu, gençliğimi ve ailemi anlatacağım. Müzik Gördüğünüz gibi Oğlum Emin adasındayım. Ben de kendi çocukluğumu anlatacağım çünkü bunu çok merak ettiğinizi söylemiştiniz daha önce. zaten gelen yorumlarda da hep işte bize daha çok hani kendi özel hayatınızdan bahseder misiniz diye soruyordunuz. Tabii kendi özel hayatından bahsetmek biraz uzun bir süreç aldı açıkçası. Çünkü ben gerçekten hani mesleki anlamda da ben kimi videosuna daha net anlatacağım şekilde bu işe iş olarak baktığım için Özel hayatımı biraz daha geri planda tutuyordum. Ama tabi hastalıktı, uzunca bir süreydi, kanala evrildi vesaire. Böyle bir istek gelmişti. Ben de seve seve bu videoyu çekmek istedim. Ben 25 Ağustos 1988 yılında İstanbul'da doğdum. Ee, aslında Antalyalı olarak biliyorsunuz ama doğum yerim İstanbul. Bir müzik prodüktörü baba ve bir ev hanımı annenin çocuğuyum. Annem ev hanımı ama aslında bir muhasebeci. Ee, çalışmamış ama. Ee, daha çok bizimle vakit geçiriyordu. E ben doğduğum sene biz İstanbul'da bahçeli evlerde yaşıyormuşuz. Tabii ben bunu daha sonradan o evde öğrenciliğimde, üniversite öğrenciliğimde bir sene kaldığım için o evde hep böyle benim doğumumu bilen insanlar oturuyordu ve çok değişik bir süreçti. Sonrasındaki zaman diliminde biz Antalya'ya taşındık. Ama o zamana gelene kadar bir ablam var. Daha böyle karışık anlatmayayım. Annemle babamın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmişim. Ee, benden 9 yaş büyük bir ablam var, o zamanlar tabii annemle babam evli olduğu için başka bir kardeşim yoktu. Ee, daha sonrasında biz Antalya'ya taşındık. Ee, ben yanlış hatırlamıyorsam, bu tarihleri çok net hatırlamıyorum. Çok da açıkçası hatırlamak istemediğim zamanlar. Yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 yaşındayken annemle babam ayrıldı resmi olarak diye hatırlıyorum. Ama e, tam net hatırlamıyorum açıkçası tarihini. Ama bilinçli olduğum ve aklımın selim olduğu zaman diliminde ben anne babamı hiçbir arada görmedim. Hani öyle evde anne baba ve çocuk ve kardeş yaşadığımız bir dönem olmadı açıkçası. Yani bunları hatırlamıyorum. Sonrasında biz Antalya'ya taşındık. Ben ilkokul, ortaokul ve liseyi Antalya'da okudum. Antalya Koleji mezunuyum. O yüzden de bütün arkadaşlarım aslında ilkokuldan beri olan arkadaşlarımdır hala. Çok sonradan tanıdığım ve çok sonra hayatıma giren çok az arkadaşım vardır. Ee, özellikle bu süreçte yanımda gördüğünüz ya da Antalya'ya gittiğimde gördüğünüz ya da İstanbul'da yanımda gördüğünüz kişiler genellikle benim ilkokuldan, ortaokuldan ya da liseden arkadaşlarım oluyor. Yani en e, yenisiyle bile 20 senelik arkadaşım. Antalya'da Lara'da oturuyorduk ilk zamanlar. Babam İstanbul'da kalmaya devam etti. Babam müzik prodüktörü derken bu çok merak edilen bir konu olduğu için burayı birazcık açacağım. Babam o dönemin en ünlü isimlerinin müzik prodüktörüydü. Sezen Aksu, Sertep Erener, Mezdeke, Mezdeke'nin yapımcısı zaten ve sahibi. Birçok anonim eser, yani şu anda anonim olarak bilinen birçok eseri üreten. Sonrasında kendi adıyla ürettiği işte Altın Şarkılar, Bebek Ninileri vesaire derken işte Yonca Lodi, Yavuz Bingöl o dönemin bütün büyük isimleri Emre Altuğ gibi babamın sanatçısıydı. Ve benim çok değişik bir hayatım vardı aslında. Biz çok küçük yaştan itibaren annemle babam diş konusunda çok hassas olduğu için Diş tedavisinden hafta sonları İstanbul'a geliyorduk Nişantaşı'na. Ben çok küçük yaştan itibaren boynumda işte hastese emanettir'' gibi böyle bir şey yazıyordu boynumda hatırlamıyorum ama o anlama gelen. Şeylerle e, uçakla İstanbul'a geliyordum Cuma'dan ve pazar günleri geri dönüyordum ve çok değişik bir hayatım vardı çünkü annem çok düzenli, çok tertipli, çok sağlıklı yaşama dikkat eden işte çocuğun üzerine hayat kuran bir kadınken babamın hani mesleki olarak hani devamlı gece gündüz stüdyolarda olması o dönemde bir gece kulübünün sahibiydi vesaire çok renkli bir hayattan çok böyle duran bir ev hayatına geçiş yapıyordum hafta içleri ve böyle iki kimliğim var gibi dolaşıyordum. Bir gün hiç unutmuyorum ortaokuldayken Babamın gece kulübüne, işte cuma günü indim uçaktan. O dönemde galeriyada Fame City vardı. İşte babam beni galeriye götürdü. Kentucky Antalya'da yoktu. Kenteki yemek benim için çok özel bir şeydi. Kentucky yedirdi, Fame City'ye götürdü ve sonrasında da kulübe gittik. Kulübün üst katında babamın ofisi vardı. Ben oradaki deri koltukta uyuyordum. O gün ama aşağıda Seda Sayan gelmişti yeni sevgilisiyle, ben ortaokuldayken. Ve e, tek hayalim uzun kırmızı tırnaklarımın olması ince silim sigara içmek ve daha sayan olmaktı ortaokuldayken. Ee, ama tabii bunu gelip anneme söylediğimde annem çığlıklar atıyordu böyle işte. Yine nereye götürdün çocuğu diye. Gerçekten çok değişik bir e, profilde ailenin çocuklarıydım. Bir yanım her zaman böyle çok işte medyatik olayım, e, şöhretim olsun, işte kamera önlerinde olayım, işte çok hani gece hayatım olsunken öbür tarafımda çok sağlıklı yaşamaya çalışan bir kadın aslında annemden kaynaklı. Ee, ortaokul lise böyle geçti. Hafta sonları İstanbul'a gelip giderken. Babam daha sonra kendi hayat kurdu ve şu anda üçüncü evliliğinde. Oradan bir erkek kardeşim var. Hala aynı şekilde devam ediyorlar. Bu süreç içerisinde ben babamla hiç yaşamadım. Lise 2'deyken yabancı dil okuyordum lise 1 ve lise 2'yi. Lise 2'deyken bir sınava girdim ve Almanya'da bir okul kazandım. O yüzden lise 2'de oraya gittim. Ama çok kısa bir süre kalıp geri döndüm. Çünkü tam bir gurbetçi psikolojisine girdim orada. Ondan sonra çok yalnız yalnız olduğumu hissettim ve benim için yanlış bir seçim olduğunu gördüm vesaire. Lise 2'de geri döndüm. O dönemler Antalya Koleji ve Akdeniz Koleji diye iki tane okul vardı. Bir tane daha Kev vardı ama biz onu pek saymazdık. O yüzden çok favori kızlardık ve çok böyle lise hayatım gerçekten böyle çok coşkulu ve inanılmaz hani o filmlerdeki gibi geçmişti. Aile olarak anne tarafıyla daha sık görüşen, baba tarafıyla daha az görüşen bir aileyiz. Kalabalık olarak çok kalabalık değiliz. Ama e, birbirimizle çok sık iletişim kuran bir aileyiz hala da. Ailemizde çok fazla doktor, çok fazla yurt dışında yaşayan, işte çok fazla medya işiyle uğraşan var. Kuzenim Hürriyet'in eski CEO'su, ablam 6. Cadde'nin eski sahibi vesaire Hatta ablamla da hazır Amerika'dan gelmişken bir video çekeceğim. Değişik bir video olacak o. Sonrasında da lise bittikten sonra da üniversiteye İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni kazandım. E, ve İstanbul'a geldim okumaya. E, üniversite hayatım Ataşehir'de geçti. Ataşehir'de yaşadım. Bir sene bahçeli evlerdeki kendi oturduğumuz eski benim doğduğum eve taşındım orası var diye. Ama tabii ki oradan Üsküdar'a gitmek çok zor olduğu için Üsküdar'a gidemeyeceğimden Mersinli Melike diye bir ev arkadaşımla beraber Ataşehir'de yaşamaya başladım. Ben okurkenden beri çalışıyorum. 2005 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümüne girdim. 2006 yılında Kanal D'de çalışmaya başladım. Ve ondan sonraki sürecim hep çalışarak geçti. Bunu ayrıca ben kimin videosunda anlatacağım. Ama e, çocukluk olarak maddi olarak hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama sağlıksal olarak özellikle lisede annemin kanser olmasıyla sarsıldığım bir süreç yaşadım. Genelde yalnızlık. Pazarları benim için çok büyük bir travmaydı. Onu geçen gün bir Instagram postumda da yazdım. Pazar günlerinden nefret ederdim daha yeni yeni onu yeniyorum. Çünkü pazarları bütün aileler dışarı çıkardı. Biz annemle beraber olduğumuz için sadece öğlen, öğlen öğleden sonraya kadar beraber olurduk. Çünkü akşam yemekleri herkes aileleriyle giderdi. Ya başka ailelere entegre olurduk ya da evde otururduk. O yüzden benim pek sevdiğim bir şey değildi. Çünkü boşanmak ve yeniden evlenmek ya da boşanmış bir ailenin çocuğu olmak benim çocukluğumda bu kadar yaygın ve bu kadar kabul edilebilir değildi. O yüzden de bunun sıkıntısını yaşadım. Ama ben bunu genelde eğlenceli taraflarını görmeye çalıştım. Çünkü babam çok renkli bir kişilik ve çok güzel bir işi vardı. Bütün ünlülerin evinde kalmışlığım var. Herkesin kardeşi gibi olmuşluğum var. Herkesin Metin abisinin kızıyım. Daha çok biz kendi tırnaklarımızla, kendi imkanlarımızla çalışmaya başladık ve bu şekilde çalıştık. Ablam da öyle o şekilde. Daha sonra da zaten üniversiteden sonra çalışma hayatına atıldık. Ve çok çalışkan bir aileyizdir yani hepimiz. Kendi imkanlarımızı kendimiz yarattık. Tabii ki ailemizin arkasında olması ve iyi yetişmiş, iyi imkanlarla büyümüş olmamızın faydalarını gördük. Çocukluk olarak aklımda olan çok fazla anı yok açıkçası son zamanlarda. Emir doğurduktan sonra daha çok insan kendi çocukluğunu yaşıyor. Ama hani çok merak ettiğiniz o aile profili gördüğünüz gibi biraz parçalanmış. Annem kendinde bizim... ...çocukluğumuza adamış ve şu anda da beni iyileştirmek için ve ile ilgilenen bir kadın. Ee, kanser atlattı, çok merak ediyorsunuz. 15 sene oldu, 16. yılı. Çok şükür herhangi bir şey yaşamadık. Bundan sonra da bu üzüntüyle de yaşamayacağını umuyorum. Ondan çok korkuyorum. Annemin e, hastalığını çok bilinçli bir yaşta yaşadığım için de hep onun nefesini kontrol ederdim geceleri. O yüzden de bu süreci Emir'in bu şekilde yaşıyor olması ve hatırlamayacak olması beni çok mutlu ediyor. Yine bu konularla ilgili beni tanıyanlarınız oluyor bazen. Bazen tanımayanlarınız oluyor. İnanamıyorum o kadar değişmedim, yaşlanmadım diye düşünüyorum. Ama videonun altında aa inanmıyorum sen bizim kolejdeki demetmişsin diye altına yorumlar yazıyorsunuz. Yine eskiden olan tanıdıklar varsa çok mutlu oluyorum onların yorumlarına ve mesajlarına. Bu hastalık sürecinde ilkokul arkadaşlarıma kadar herkes bana mesaj attı. Sen o zaman da çok renkliydin, çamaşırcı kız diye. Çünkü çok tiyatroda ee, ve okulun etkinliklerine çok aktif olan bir karakterdim. Hatta bir gün şöyle bir anımız var. Ee, bir özel günde piyes teyime yani müsamere yapıyoruz ve ben dört ayrı roldeyim ve annemin haberi yok. Ve inanamadı yani. nasıl Evde nasıl çalışmış bunları ezberlemeye diye. Hep tiyatrocu olmak istemişimdir. Ama babam o işte para yok diye çok okutmadı beni. Ee, öyle de bir durumum var. Babam bizim hiç bu mesleklerde olmamızı istemedi. Ama mukadderat. Hepimiz medyacı olduk hepimiz dediğim ablam ve ben. Bilmiyorum belki kardeşim olur. O da oyuncu olabilir. Çok yakışıklı çünkü. Ve yeteneği de var. Benim çocukluğum ve gençliğim Antalya'da geçti. O yüzden tam bir Antalya sevdası ve milliyetçisiyim. Çok istiyorum yazın Antalya'ya geldiğimde oradaki takipçilerimle buluşmak. Oranın bir oranın çıkardığı bir YouTuber olarak da beni el üstünde tutuyorsunuz. Her yerde yanıma geliyorsunuz falan. Çok mutlu oluyorum bundan. Anlatabileceklerim bu kadar. Daha özele inemiyorum şimdilik. Ama ilerleyen zamanlarda inebilirim herhalde. Bu kadarını bile anlatacağımı düşünmüyordum. Yine bu konularla ilgili herhangi bir sorunuz, merakınız olursa videonun altına yorum olarak bırakmayı, lütfen abone olmayı e ve Instagram'da Demet Çılılmaz olarak beni takip etmeyi unutmayın. Haftaya yine aynı gün bambaşka bir videoyla. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.